el ve ayak bileklerinde boğum boğum şeklinde oluşan şişlikler, karın bölgesinde oluşan şişlikler ve, dolayısıyla bu belirtilerin altında yatan başka bir hastalık belirtisi yok ise hekimlerin ödem nedir? Sorusuna verdikleri en net cevaptır. Aslında ödem, damarların arasında sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan şişkinliktir. Özellikle el ve ayak bileklerinde şişkinliğin oluşmasına neden olan ödem neden olur? Uzmanlar bu soruya şu şekilde açıklık getirmektedir. Gün içerisinde aşırı tuz tüketmek ve bu tüketilen fazla tuzun vücuttan iare ya da terleme yoluyla dışarıya atılmamasından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Günde en az 2,5 litre su içmek, olabildiğince az tuz tüketmek, aşırı derecede çay ve kahve tüketiminden uzak durmak ödem oluşmasının önüne geçmekte oldukça etkilidir. Beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkileri olduğu gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da vücutta ödem oluşumuna neden olmaktadır. Ödemin vücuttan atılması için gün içerisinde alınan kalori miktarı ile orantılı olarak su tüketilmesi gerekmektedir. Örneğin yetişkin ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir kişi günde 2500 kalorilik gıda tüketimi yapıyorsa karşılığında muhakkak ki en az 2 ile 2,5 litre arasında su tüketmelidir. Su tüketiminin yanı sıra gün içerisinde yemeklere az tuz ilave ettiği düşüncesiyle tuz tüketimini minimum düzeyde tutulduğunu düşünmek oldukça yanlıştır. Marketlerde satılan her türlü paketli gıda içinde tuz vardır, evde yapılan yemeklere ilave edilen tuz miktarı kadar paketli olarak tüketilen gıdaların içindeki tuz oranına da dikkat etmek gerekmektedir. Peki, vücuttan ödem nasıl atılır? Vücutta oluşan ödemi atmak için ne yapmak gerekir? Sürekli olarak şişkinliği olan kişilerin mutlaka potasyum içeriği bulunan yeşil yapraklı sebzelerden oluşan bir beslenme düzeni oluşturması gerekmektedir. Bu sebzeleri pişirerek tüketmekten ziyade muz ve kivi gibi meyvelerle birlikte püre haline getirerek aynı detoks suyu gibi hazırlayıp tüketmek gerekmektedir. Sebze suyu hazırlarken kullanılan meyve miktarını kontrol etmek, alınan kalori miktarı açısından oldukça önemlidir. Bilinen en etkili ödem atıcı gıdalar nelerdir? Listenin en başında maydanoz yer almaktadır. Maydanoz C vitamini açısından oldukça zengin, yeşil yapraklı ve potasyum içerdiği için vücutta biriken suyun dışarı atılmasını sağlayan en etkili gıdadır. Ödem attırıcı kür tarifi. Yarım litre suyun içerisinde 3 adet orta boydan biraz daha büyük lahana yaprakları tam olarak 15 dakika kaynatıp, ılık bir şekilde içmek çok etkili bir ödem attırıcı kür tarifidir. Lahananın en önemli özelliği akaretik oluşudur. Yani su atıcı anlamına gelmektedir. Bu kürün daha etkili hale gelmesi için lahana yaprakları kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içerisine bir miktar taze maydanoz yaprakları ilave edilebilir. Maydanozun ilave edilmesiyle birlikte ekstra ödem attırıcı etki gösterecek ve vücuttaki fazla yağlar yakılarak kilo verme etkisi gösterecektir. Bu kür 7 gün uygulanıp 3 gün ara verilerek yapılmalıdır. Bu şekilde 3 hafta devam edilir ve sonra en az bir 2 ay ara verilmelidir.